Değerli arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlere duvarcı mesleği ile ilgili genel açıklamalarda bulunacağız. Arkadaşlar, duvarcı mesleğimizde zorunlu birimler ve seçmeli birimlerimiz bulunmaktadır. Şimdi hep beraberce bu birimlere birlikte göz atalım. Değerli arkadaşlar, zorunlu birim olarak A1 birimi ve A2 birimimiz mevcuttur yeterliliklerde. A1 birimimiz iş sağlığı ve güvenliği yeterlilik birimi. A2 ise genel duvarcılık işlemleri yeterlilik birimi olarak belirlenmiştir. Değerli arkadaşlar bu bölümde sizlere duvarcılık mesleğinin içerisindeki teorik sınavlar hakkında açıklamalarda bulunacağız. Arkadaşlar teorik sınavına gireceğimiz birimlerden bir tanesi A1 birimi. İş Sağlığı ve Güvenliği Yeterlilik Birimi. Bu birimden en az 5 soruluk bir test uygulanacaktır. Bu birimden başarılı olabilmemiz için 5 soru dedik. 160'lık bir başarı göstermemiz gerekmektedir. Yani 100, sor, 100 puan üzerinden 60 puan aldığımız takdirde bu birimden başarılı olmamız mümkündür. Bugün sizlerle duvarcı mesleği ile ilgili rehberlik programı yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi ben de sizlerin karşısına baretimle çıktım. İstedim ki kişisel koruyucu donanımlar konusunda verilen önemi sizlerle paylaşmak istedim. Buradaki en önemli hususlarımızdan bir tanesi bu. Kişisel koruyucu donanımlar. Hatırlarsanız bizler de başlangıçta, slaytlarımızın başlangıçlarında, derslerimizin başlangıçlarında sizlerin karşısına baretimizle çıkıyoruz. İstiyoruz ki Gerçekten kişisel koruyucu donanımlar konusunda ne kadar önem verdiğimizi ve sizlerin de aynı şekilde önem vermeniz gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde sizlerle duvarcılık mesleği teorik sınavında çıkabilecek sorularla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız. Aşağıdaki çalışmadan hangisinde düşme riski vardır şeklinde bir sorumuz var. Arkadaşlar burada düşme Riski soruluyor bize. Hangi çalışmada düşme riski olduğu soruluyor. Yani sorumuzun kökü düşme riski olan çalışmalar. Evet gördüğünüz gibi doğuracağımız B şıkkı. Bugünkü programımız duvarcılıkla ilgili demiştik. Duvarcılıktaki iki tane programımız var. Zorunlu birimlerimiz var. Birincisi A1 birimi. ağırlıkta iş sağlığı, güvenliği, kalite ve çevre ile ilgili Diğeri de A2 birimi genel duvarcılık işlerinin yapımıyla ilgili. Son derece dağınık bir ortam bulunmakta. Bir tarafta kablolar, diğer tarafta malzemeler. Ee, her an yürüme esnasında çalışma ortamında sağdan sola, soldan sağa yürüme esnasında bir şeylere takılıp düşme ihtimalimiz çok çok fazladır. İş sağlığı ve güvenliği için gerekli kişisel koruyucu donanımları listeler şeklinde ikinci birimimiz. Burada hiç şüphesiz bizim için önemli olan kişisel koyucu donanımları çalıştığımız sürece hiçbir zaman göz ardı etmeden, yanımızdan ayırmadan, baretimizi çıkartmadan çalışmamızı sürdürmek zorundayız. Baret başımızı korumak için, çelik burunlu ayakkabı ayağımızı korumak için iş elbisesi vücudumuzu korumak için reflektörle gerek görünürlüğümüzü daha belirgin hale getirmek için duvarcılık mesleği yeterlilik sınavına girecek değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle duvarcılık mesleği A2 birimi teorik sınavıyla ilgili açıklamalarda bulunacağız. Kullanacağı aleti, ekipmanı hazırlar şeklinde. Arkadaşlar işleme başlamadan önce hangi meslek olursa olsun mutlaka işlem içerisinde yani uygulama içerisinde kullanım, kullanacağı araç, gereç, malzeme ve ekipmanı öncesinden hazırlanması büyük önem arz etmektedir.